Sevgili Yeni Mesaj Gazetesi televizyonu dinleyicileri, sizlere hayırlı günler diliyorum. Yeni bir programımızla karşı karşıyayız. Özellikle bugün sizlerle Şevval ayından bahsetmek istiyorum. Diğer taraftan haç görevini yapıp yapamayacağımızla ilgili bir başka konu da ticarette ne kadar kar yapmamız gerektiği noktasında sizinle karşılıklı sohbet edeceğiz inşallah. İnşallah programlarımızın devamında canlı yayınlarla bu programlarımızı destekleyeceğiz. Sizden ricamız bizi takip etmeyi ihmal etmeyin. Sevgili dostlar, evet ilk önce biz Recep ayından başladık. Şaban ayı ile devam ettik. Arkasından Ramazan geldi. Ramazan bitti. Şevval ayı başladı. Hani şöyle biz bir dua etmiştik. Demiştik ki ya Rabbim bize Recep ve Şaban aylarını mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Cenab-ı Hak lütfetti. Ramazan'a da ulaştık. Bayramımız da geçti. İşte Şevval ayı dediğimiz bu ay içerisinde bu ay haç aylarından bir tanesidir. Bu ay içerisinde Ramazan bayramı dediğimiz bayramımız var. Biliyorsunuz Müslümanların 3 tane bayramı var. Ramazan bayramı, Kurban bayramı, bir de Gadir Hum bayramı var. Elbette ki dini bayramlarımızın yanında milli bayramlarımız da var ama konumuz bu değil. Sizinle ben Şevval ayında, işte bu Ramazan bayramının olduğu ayda neler yapabiliriz? Elbette ki sevgili dostlar, Recep ayını, Şaban ayını, Ramazan ayını bitirdik ama yeniden bir daha başlamak mecburiyetindeyiz. Değil mi ki Cenab-ı Hak insanları ve cinleri yalnızca ona ibadet etsinler diye yarattı. İşte biz yeniden besmeleyle ibadetimize, taatimize başlamamız lazım. Şevval ayında yapmamız gereken en önemli ibadetlerden bir tanesi, hani biz 30 gün oruç tuttuk ya, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki estağfirullah, men ca'e bil haseneti felehu aşru emthaliha. Kim bir iyilikle gelirse onun için Allah katında 10 katı var. Biz senemizin tamamını oruçlu sayılmamız için 30 gün tuttuk. 30 çarpı 10, 300. Geriye ne kaldı? 60 gün kaldı. İşte bu Şevval ayında biz eğer 6 gün oruç tutabilirsek, 6 günümüzü oruçlu geçirirsek Cenab-ı Hak bir 60 da buradan verecek, senemizin yani 360 günümüzün tamamını oruçla geçirmiş olabiliriz. Sevgili dostlar, Cenab-ı Hak bizi yaratma sebebi, bizi dünyaya gönderme sebebi, hangimiz daha güzel amel işleyeceğiz? Hangimiz daha güzel ibadet edeceğiz? Eğer ibadetimiz yoksa, eğer taatımız yoksa, eğer duamız yoksa, Allah buyuruyor ki ben size niye değer vereyim ki? Eğer biz ibadet edebiliyorsak, Allah'a yalvarabiliyorsak, Allah'a yakarabiliyorsak, ondan dolayı bir değerimiz var. Aksi takdirde bizim bir değerimiz yok. Evet sevgili dostlar, İslam'ın bütün Kur'an-ı Kerim'deki bütün emir ve yasaklar bize mesajdır. Onlar hem imanın şartıdır hem de İslam'ın şartıdır. Sadece biz İslam'ın şartını 5'e, imanın şartını 6'ya indirgeyi bırakmıyoruz. Değil mi ki o amentü esasların içerisinde ve kütübihi kitaplarına iman etmek var. O bütün şeyi çözüyor. Yani biz kitabın tamamına iman etmek mecburiyetindeyiz. İşte o kitapta, o Kur'an-ı Kerim'deki bütün emir ve yasaklar, bütün mesajlar bizedir. Hepsine dikkat etmek mecburiyetindeyiz. İşte biz Şevval ayını bu şekilde değerlendirebilirsek, ibadet edebilirsek, dilerseniz şuna da bir cevap verelim. İbadet nedir? İbadet, Allah'ın anıldığı, hatırlandığı, hatırda tutulduğu her şeydir. Bizim çalışmamız da, evet biraz sonra gelecek ticaretimiz de Allah rızası istikametinde olduğu müddetçe o da ibadettir. Hani Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hak ona söyletiyor, de ki inne salati, benim namazım, duam, ibadetim ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Bütün ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Eğer biz bunu yaşayabilirsek, bunu idrak edebilirsek Allah indinde bir değerimiz var. Bir başka işleyecek olduğumuz konu haç konusu. Hani İslam'ın şartlarından bir tanesini de biz sayarken
Demiyor muyuz? İslam'ın şartı 5'tir. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. İşte hac görevi de önemli görevlerden bir tanesi. Farzlardan bir tanesi. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, gücü yetenler mutlaka o beyti yani Kabe'yi tavaf etsinler. Yani Müslümanlara bu farz bir görevdir. Bunu da asla unutmayalım. Ama şu anda şöyle bir durum var. Şu anda gücü yetenler ibaresini Cenab-ı Hak koyduğu için kim hac görevini yapmak zorundadır? Sevgili dostlar, hac görevini hem Müslüman olacak hem de zengin olacak. Gücü yetecek ki, imkan olacak ki o farz görevini yerine getirsin. Hac görevi hem bedeni hem de mali bir ibadettir. Hem mal harcıyoruz hem bedenen de yoruluyoruz. Bunu da bu şekilde ifade edelim. Demek ki hac görevini biz yaparken hem malımızdan oluyoruz hem de beden olarak bunun gayreti içerisinde oluyoruz. Eğer bu görevi yaparken sağlık problemi varsa, emniyet problemi varsa asla şunu unutmayalım. Allah bize zorluk dilemez. Allah bize kolaylık ister bizim için. Dolayısıyla eğer bir sıkıntı varsa, hele de sağlık sıkıntısı varsa, can sıkıntısı varsa, mal sıkıntısı varsa o görevi yapmakla biz mükellef değiliz. İşte şu anda hac görevi böyle bir şey. Eğer biz şu anda yapmaya kalkarsak sağlığımız tehdit olacak. Unutmayalım ki sağlık ibadetten önde gelir. Hac görevini, evet, Cenab-ı Hakk'ın hac görevini yerine getirenlerle alakalı onların bütün günahlarını affettiğini beyan ediyor. Ancak şunu unutmayalım. Allah'a karşı yapılan eksiklikleri Cenab-ı Hak affeder. Yoksa şöyle bir moda gelişti. Birileri her türlü yanlışı yapıyor, her türlü haksızlığı yapıyor, devlet malı yiyor, yalan konuşuyor, gıybet ediyor, insanlarla alay ediyor, insanları hafife alıyor, insanlarla dalga geçiyor, insanlara tepeden bakıyor. Ondan sonra da diyor ki, hacca gittim ya, umre yaptım ya, öyle değil sevgili dostlar. Cenab-ı Hak istediğiniz kadar hac yapın, istediğiniz kadar umre yapın. Eğer kul hakkı varsa, eğer kamu malını yediyseniz, eğer birilerinin hakkına tecavüz ettiyseniz, normal ticari yolla değil de haksız bir kazanç elde ettiyseniz unutmayasınız ki bunu Cenab-ı Hak asla kabul etmez. Asla sizin günahlarınızı bağışlamaz. Evet, Allah'a karşı yapılan eksiklikleri Cenab-ı Hak dilerse affeder ama kullara karşı yapılan haksızlıkları Cenab-ı Hak affetmez. Bunu da bu şekilde ifade edelim. Diğer taraftan sevgili dostlar, bir başka işleyecek olduğumuz konu da ticaret. Cenab-ı Hak, yani ticarette karımız ne kadar olması lazım? Ticarette esas olan nedir? Ticarette esas olan sevgili dostlar, karşı tarafın alan ve satanın razı olması. Bir başka konu karşılıklı iyi niyet ve dürüstlük. Bir başka konu da ticaretin taraflardan birine veya başkalarına zarar vermemesi. Cenab-ı Hak buyuruyor ki estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. La te'külü envaleküm beyneküm bil batıl. Birbirinizin arasında batıl yolla mallarınızı yemeyin. İstisnai durum nedir? Ancak istisna olan karşılıklı rıza, karşılıklı ticaretle yaptığınız alışverişler istisnadır. Cenab-ı Hak şu ayetle ticareti helal, faizi de haram kılıyor. Buyuruyor ki estağfirullah. Ve ahallallahu el-bey'a ve harrama el-riba. Ticaret helal ama faiz haram. Peki acaba faiz nedir sorusunu hiç düşündük mü? Sevgili dostlar, faiz haksız kazançtır. Haksız elde edilen şey haramdır. Ve faizle alakalı da Cenab-ı Hak buyuruyor ki faizi alanlar ve verenler Kur'an'daki ifadesiyle Allah ve Resulüne savaş ilan etmiştir. Faizi alanlarınla ilgili Cenab-ı Hakk'ın tehdidi bu yöndedir. Peki hocam, ben bankaya gitmiyorum. Ne bankaya para yatırıyorum ne bankadan alıyorum. Evet, eğer bunu yapmıyorsan ama şunu da yapmıyorsan, haksız bir kazanç elde ediyorsan, yani mesela diyelim ki belediye başkanıyla aran iyi, efendim başbakanla, cumhurbaşkanıyla ya da vekillerle ya da görevde olan insanlarla aranız iyi olur da, eğer arsanız diyelim ki 3 katlıyken onu 6 kat imar alıyorsanız, efendim 100 metrekare hakkınız varken 1000 metrekare alıyorsanız, inanın unutmayın ki burada da haksız bir kazanç var.
bu haksız elde ettiğiniz kazancın karşılığı faizdir ve Allah ve Resulü ile savaş ilan etmektir. Onun için biz kendimizi Allah'ı kandırmaya çalışmayalım. Müsaade edelim de Cenab-ı Hakk'ın her şeyi bildiğini, her şeyi kaydettiğini, her şeyi soracağını ve asla Cenab-ı Hakk'ın kimseye haksızlık yapmayacağını unutmayalım. Kendi kendimizi kandırmanın, haşa Allah'ı kandırmaya çalışmanın bir manası yok. Biz eğer gönlümüzden bir vicdan azabı çekiyor, eğer içimizden bir sıkıntı hissediyorsak bilelim ki yaptığımız şey eksiktir. Dolayısıyla hiç kimseyi Cenab-ı Hak diğer varlıklardan farklı kılmadı. Farklı özellikler de vermedi. Aynı zamanda farklı haklar da vermedi. Cenab-ı Hak mülkün sahibidir. Mülkünün yani malların, zenginliğin insanlar arasında adil paylaşılmasını ister. Adil dağıtılmasını ister. Haksızlığın yapılmasına asla müsaade etmez. Allah adalet sahibiyken kullarının da mutlaka adalet sahibi olmasını onlardan ister. Bugünkü işleyecek olduğumuz konular bunlar. İnşallah Yeni Mesaj TV YouTube sayfasını takip ederek, abone olarak destek verirseniz sizlere bu bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.